Gökhan Bey, açalım mı programı? Gökhan Bey. Başlayalım mı? Evet, lütfen. Tamam. Evet, dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Atatürk'ün bilime önem veren bu önemli, çok bilinen ve bilinmesi gereken sözüyle programımızı açtık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü anısına ve yine 10 Kasım gününe tekabül eden Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş Barış ve Gelişme için Dünya Bilim Günü ve Bilim Haftası'na katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Toplum için ve Toplumla Bilim adlı webinarımıza hoş geldiniz. Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir. Ben manevi miras olarak hiçbir nası katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Mustafa Kemal Atatürk. Gökhan Bey, açılış konuşmanız. Burada önce kendimi tanıtayım. Ben Gökhan Özalp, Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu veya diğer adıyla Assembly of Turkish American Associations Başkanlığı'nı yürütüyorum bu sırada. Öncelikle programa başlamadan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Seferihisar ve İzmir depreminde yaşamını yitirmiş olan vatandaşlarımıza, vatandaşlarımız için aileleri ve geride kalanlara başsağlığı diliyoruz. Ve geride kalanlara aynı zamanda geçmiş olsun dileklerimizi de iletmek istiyoruz. Bugün sizlerle çok değerli konuşmacılarımızı buluşturacağız. Öncelikle size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için. Ve konuşmacılarımıza da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bugün ilk konuğumuz, aynı zamanda da onur konuğumuz olan Sayın Büyükelçi Ertuğrul Apakan. Kendisi şu an Çeşme, İzmir'de ve bize Atatürk'ün bilim, kalkınma ve barış üzerine kurduğu Cumhuriyet Türkiye'sini ve kuruluş ilkelerini anlatacak. Daha sonra bilim üzerine konuşmak için ana konuşmacımız Doçent Doktor Hande Özdinler sözü alacak. Hande Hanım'dan sonra genç bilimci konuşmacımız Doktor SEDA ÇAMALAN ile programımızı sonlandıracağız. Bu programa başlamadan önce kısaca programın amacından bahsetmek istiyorum. İki farklı amacı var bu programın. Özellikle UNESCO ve Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım'ı Barış ve Kalkınma için Bilim Günü olarak kutlaması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının da 10 Kasım'da olması nedeniyle bu yıl Atatürk'ü Dünya Bilim Günü çerçevesinde anma kararı aldık. Webinar bülteninde de bununla ilgili geniş bilgiler yer alıyor zaten. Ve bu bültende yer vermiş olduğumuz üzere Atatürk'ün 27 Ekim 1922 tarihli bilim üzerine sarf ettiği şu sözler bugün bize içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte ve Atatürk'ün bilime verdiği önemi gayet açık bir şekilde anlatıyor. Ve Atatürk o zaman diyor ki gerçek kurtuluş toplumdaki marazı, hastalığı tespit edip tedavi etmekle elde edilir. Ve marazın tedavisi ancak ilmi ve fenli bir tarzda yapılacak olursa şifa verici olur. Yoksa ilmin ve fennin dışında bir tedavinin hiçbir zaman marazı tedavi etmeyeceği malumdur. Bu sözler bize Atatürk'ün o günlerde bilime verdiği önemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bilim için bilimin temel anlayış olarak kabul ettiğini bize açık ve net bir şekilde anlatıyor. Atatürk'ün
Aynı zamanda bunun konumun Birleşmiş Milletler ve UNESCO boyutu da tabii ki var. Onu da kısaca özetlemek istiyorum. Her yıl 10 Kasım Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler tarafından barış ve kalkınma için Dünya Bilim Günü olarak kutlanmakta. Birleşmiş Milletler'e göre günün amacı şöyle. Barışçıl ve sürdürülebilir toplumlar için bilimin rolü konusunda kamu bilincini güçlendirmek. Ülkeler arasında bilim için ulusal ve uluslararası paylaşımı ve dayanışmayı teşvik etmek, bilimin toplumların yararına kullanılması için ulusal ve uluslararası taahhüdü yenilemek, bilimsel çabaya destek sağlamak için bilimin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek. Bu programı size Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu ve Işık Bin Yılı ortak çalışması olarak sunuyoruz. Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu ve Amerika'da bilinen ismiyle Assembly of Turkish American Associations 1979 yılında kurulmuş bir dernektir. Ve kurulduğu günden beri Atatürk ilke ve prensipleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bünyesinde 50'den fazla Türk-Amerikan Derneği'ni temsil etmektedir ve bir o kadar bu derneklerin temsil ettiği Türk-Amerikan vatandaşlarını da aynı şekilde bu prensipler çerçevesinde temsil etmektedir. Bu kısa tanıtımdan sonra ben sözü Bircan Ünver'e bırakmak istiyorum. Kendisi Işık Bin Yılı'nı tanıtacak ve Sayın Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ı tanıtacak. Bircan Ünver, Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Komitesi başkanlığını yürütmektedir şu anda. Buyurun Bircan Hanım. Çok teşekkür ediyorum Ersan. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Gerçekten güzel bir giriş, tanıtım ve beni tanıttığınız için. Evet, Gökhan Bey benim Assembly, Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu ile ilgili bağımı ve bu çalışmadaki işbirliğimizi gündeme getirdi. Ben biraz kısaca Işık Bin Yılı, burada hemen bir açıklama yapmam gerekiyor. Çünkü Işık Bin Yılı Türkiye'de dernek olarak ve New York'ta 2010'da, New York'ta ben Light Millennium'un kurucusu ve başkanıyım her Türkiye ve Amerika'da. Resmen 2001 yılında kurdum. 2005 yılında Birleşmiş Milletler'e üyeliğine öncülük yaptım ve 2005'ten itibaren de aktif ve aslında Amerika çapında BM'ye ilk üye Türk-Amerikan Derneği'ydi. Ve yani o ilkliği halen devam ettiriyoruz. Onun dışında Light Millennium İngilizce ve Amerika'daki resmi adıyla temel olarak multimedya platformlar aracılığıyla kamuoyun ortak bilincinin gelişmesi ve özellikle 2005'te Birleşmiş Milletler üyeliğimizle başlayan süreçten itibaren Millennium Declaration, Bin Yılın Kalkınma Hedefleri, BM programları, BM günleri ile ilgili günlük sorunların ilişkilendirilmesini, yani bizim ulaşabildiğimiz kitle, kesim ve Türk-Amerikan toplumu çerçevesinde farkındalığına odaklanmıştır. Light Millennium, Işık Bin Yılı, dini ve de politik olmayan, kar amacı gütmeyen 501C3 toplum kuruluşu ve bağımsız ve layık bir kuruluştur. Resmen 2001'de kurulmuştur. Ve 2001'deki kuruluş anayasasını 2019'da genişleterek çok hem servis hem hak temelli çok kapsamlı yeni bir statüye kazandık. Umarım ileride işbirlikleriyle çok daha kapsamlı işbirliği programlar yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu takiben gene günümüzün ve programımızın amacına uygun sözlerle devam etmek istiyorum. Yani bir sözle biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. Yani bilim ve fen alanında çalışmadım ama gerçekten Atatürk'ün bizlere sağladığı, sunmuş olduğu ışık doğrultusunda bugün Amerika'da ne yapabiliyorsak, ne kadar var isek Atatürk'ün ışığı ve bizlere sağlamış olduğu temeller üzerinedir.
Bunun takiben onur konuğumuz çok değerli Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ı size kısaca tanıtmak istiyorum. 1971 yılı sonunda Dışişleri Bakanlığı'na intisap etmiştir. Dışişleri Bakanlığı'nda merkezde iktisadi ve siyasi dairelerde, yurt dışında ise Viyana Büyükelçiliği, Kuveyt Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görev almıştır. Apakan 1996-2000 yılları arasında Lefkoşa Büyükelçisi, 2000-2004 yılları arasında Ankara'da Kıbrıs ve Yunanistan Genel Müdürü, 2004-2006 yılları arasında Müsteşar Siyasi İşler Yardımcısı, 2006-2009 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Ağustos 2009-2012 tarihleri arasında ise Türkiye'nin BM nezdinde daimi temsilcisi görevini yürüten Büyükelçi Apakan, 2009-2010 yılları arasında ülkemizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde temsil etmiştir. Bu dönemde Eylül 2010'da Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlenmiş. Ayrıca söz konusu yıllar zarfında Güvenlik Konseyi'nin Terörle Mücadele Komitesi, Kuzey Kore ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Yaptırımlar Komitesi'ne başkanlık etmiş ve konseyin Afganistan koordinatörlüğünü yürütmüştür. Aynı dönemde Büyükelçi Apakan, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Medeniyetler İttifakı, Arabuluculuk ve En Az Gelişmiş Ülkeler Çalışma Gruplarının eş başkanlıklarını yapmış. Ayrıca kadın, kız çocukları, yaşlılık ve uluslararası afet yönetimine ilişkin grupların kurulmasına öncülük etmiştir. Büyükelçi Apakan, meslek hayatının ileri yıllarda özellikle Kıbrıs, Türkiye-AB ilişkileri, Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri, ön görüşme, araştırma, tanıma görüşmesi anlamında ve Türkiye-Ermenistan normalizasyon protokollerine ilişkin müzakerelerde görev almıştır. Büyükelçi Apakan, Ekim 2012 sonunda Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra merkezi Roma'da bulunan Uluslararası Hukuk ve Kalkınma Teşkilatı'nın fahri bir görev olan Danışma Kurulu Başkanlığı'na seçilmiş olup halen bu görevi devam etmektedir. Diğer taraftan Büyükelçi Apakan 2013-2014 öğrenim yılları zarfında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve Yaşar Üniversitesi'nde master programı çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi ve Orta Doğu ve Afrika konularında ders vermiştir. Ayrıca Büyükelçi Apakan Nisan 2014-Haziran 2019 tarihleri arasında AGİT tarafından Ukrayna'da istikrar, uzlaşı ve barışın sağlanması amacıyla kurulan Uluslararası Misyonun Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu görevi sırasında Minsk görüşmeleri bağlamında güvenlik konularını koordine etmiştir. 1947 yılında doğan Apakan, 1969 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuş. 1971 yılında ekonomi dalında master yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi burada bir de kişisel bir kısa bir dipnot düşmek istiyorum. Sayın Büyükelçi Apakan ile BM'de 2005'ten itibaren aktif bir STK temsilcisi olarak özellikle 3 yıl ardı ardına Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirmiş olduğu Atatürk sempozyumlarının takipçisiydim. Üçüne de katıldım ve onurla izledik ve gerçekten gündeme gelmeyen birçok şey o sempozyumlarda gündeme geldi. 23 Nisan'ı BM'de daimi temsilciliğimizin kendisinin öncülüğünde ev sahipliği sağlayarak sunuldu, öncülük etti. Aynı zamanda bu da kişisel bir onur. LMTV adına benim yapımcısı olduğum Queens Public TV'de Ambassador Profiles, Büyükelçi Portreleri dizisinin kendisiyle başlatmış olma onurunu vermiştir. BM'de bu sempozyumlara STK'ların katılımlarını da teşkil etmiş olması nedeniyle huzurlarınızda Büyükelçi Apakan'a çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey belirtti, tekrar özetle Atatürk'ü bilim, akıl, kalkınma çerçevesindeki sunum için onur konuğumuz Büyükelçi Apakan'ı konuşması için mikrofona davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Bircan Hanım. Sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duydum. Asamble'ye
ve Light Millennium'a bu düzenleme için içtenlikle teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce Atatürk'ü 82 yıl önce kaybetmemiz nedeniyle onun anısına silah arkadaşlarına karşısında saygıyla eğiliyorum. Şükran hislerini belirtiyorum. Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ayrıca bu pandemi sırasında hayatını kaybedenlere ve son depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum. Ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Şimdi konuşmama geçmek istiyorum. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in kuruluşu, uzun soluklu bir varoluş ve kurtuluş mücadelesi sonunda gerçekleşmiştir. Milli mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşu ayrılmaz bir bütündür. Dünya tarihinde Birinci Dünya Savaşı önemli bir kırılma noktasıydı. 19. yüzyılın sonlanmasıyla birlikte dünya bunalımlı ve kaotik bir döneme girmişti. Toplumlar savaşın neden olduğu derin yaraları sarmakla meşguldü. O sırada ülkemiz için 10 yılı aşkın zor ve sancılı savaş yılları başlamıştı. Atatürk ve silah arkadaşları Balkanlardan Trablusgarp'a, Çanakkale'den Suriye, Yemen ve Kafkaslara kadar cepheden cepheye koşan bir nesildi. Muharebe alanlarında yoğruldular ve genç yaşlarda tarihi sorumluluklar üstlendiler. Bunu ulusun kaderini belirleyen milli mücadele yılları takip etmiştir. Kurtuluş Savaşı nihai tahlilde Birinci Dünya Savaşı galiplerine karşı verilmiştir. Kazanılan askeri zafer Türkiye'yi Sevr tuzağından çıkartıp Lozan'a taşımıştır. Kritik diğer bir gelişme 1 Kasım 1922'de saltanatın ve bunu takiben 1924'te hilafetin kaldırılması olmuştur. Bu süreçte 24 Temmuz 1923'te yapılan Lozan Barış Anlaşması ile 1921 ve 24 anayasaları modern cumhuriyetin kurucu belgeleridir. Tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik cumhuriyetin temel yapı taşlarıdır. Gücünü ve meşruiyetini halk egemenliğinden almaktadır. Her alanda çağdaşlaşma yeni cumhuriyetin temel hedefi olmuştur. Hukuk, eğitim, kültür, sağlık, laiklik ve kadın hakları konusunda devrimler takip etmiştir. Bu anlamda cumhuriyet bir seferberliktir. Bu hamleler beraberinde siyasal bir devrim ve zihinsel bir dönüşümü getirmiştir. Dünyadaki siyasi, sosyal ve bilimsel gelişmeler ışığında Atatürk ve kurucu kadrolarının çağdaş dünyayı algılayışı yeni bir toplum oluşturma tasarımını ön plana çıkartmıştır. Bu tasarım aynı zamanda kurucu felsefeyi de oluşturmuştur. Atatürk elindeki imkan ve gücü, zaman ve mekanı gerçekçi ve etkin bir şekilde kullanan bir büyük liderdir. Çağını aşan bir önderdir. Atatürk, halk egemenliğini cumhuriyetin ve siyasetin ana unsuru yapmıştır. Bu anlayış halkçılık, laiklik ilkeleriyle yasama yürütme ve yargıyla sağlam bir zemine oturtulmuştur. Laik dünya görüşüyle modern bir siyasi yapıya ve hukuk düzenine geçiş mümkün olmuştur. Bu aynı zamanda yasaların önünde yurttaşların eşit olması demektir. Ayrıca yurttaşların hak ve hukukunu teminat altına almaktadır. Yeni bir medeni kanunun kabul edilmesi, hukuk alanında gerçekleştirilen reformlar ve 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi özlü adımlardır. Atatürk eğitim konusuna öncelik vermiştir. Akılcı ve çağdaş esaslara göre 1924'te öğretim birliği ilkesi kabul edilmiştir.
1920 yılının Temmuz ayında Kurtuluş Savaşı devam ederken Atatürk Ankara'da Öğretmenler Cemiyeti'nin kurulmasına yardımcı olmuştur. Öğretmenlerden memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusu olarak söz etmiştir. O tarihlerde Türkiye nüfusu 13 milyondu. Halk sürüp giden savaşlarla yıpranmıştı. Okuma yazma oranı %7 civarındaydı. 72 ortaokul ve 23 lise vardı. Sağlık alanında da benzer bir durumdan söz edilebilirdi. Ülkede 303 doktor, 434 sağlık memuru ve 60 eczacı bulunmaktaydı. 1924 yılında İzmir'de ilk tıp kongresi düzenlendi. Cumhuriyet sağlık konusunda bir seferberlik başlattı. Salgın hastalıklarla mücadele ve halk sağlığını öne alan herkese sağlık yaklaşımını başından itibaren benimsedi. Samsun'dan beri Atatürk'le birlikte olan Doktor Refik Saydam bir avuç sağlık personeliyle bu mücadelenin öncülüğünü yaptı. 1923 yılında ilk defa tıp fakültesine bir kız öğrenci alındı. Ankara'da da Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün temelleri atıldı. Öte yandan 1923 yılında Milli İktisat Kongresi toplandı. Tarımsal ve sanayi üretiminin geliştirilmesine dönük bir adımdı. O sırada da kapitülasyonlardan henüz yeni kurtulmuştuk. 1925'te ilk kez Türkiye'de şeker fabrikası kuruldu. Milli ekonominin ve sanayileşmenin yolu bu şekilde açıldı. Bu dönemde demir yolu ağının geliştirilmesi ülkenin modernizasyonu açısından önemli bir hamle oldu. Cumhuriyet bir gelecektir, bir umuttur. Cumhuriyet demokratik sistemi de içselleştirmiştir. Türk halkı başından itibaren cumhuriyeti ve demokrasiyi benimsemiştir. Atatürk bu dönemi en kapsamlı bir şekilde Ekim 1927'de meclise yapmış olduğu nutukla izah eder. Bu söylev 36 saat sürmüştür. Konuşma bu istisnai bir metindir Cumhuriyet tarihimiz açısından. 20. yüzyılın siyasi tarihinde de bu gerçekten çok önemli bir metindir. 20. yüzyıl liderleri benzer beyanları çok fazla değildir. Ben yüzyılın başlangıcı için konuşuyorum. Nutkun sonunda Atatürk Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir. Bu aslında bu emanet hepimize dönüktür. Ve Atatürk'ün geleceğe bakışını net bir şekilde ortaya koyar. Ulusun ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlara ve bunları yaşatacak yeni bir toplumsal yapıya ihtiyaç vardı. Atatürk bu doğrultuyu biraz evvel arkadaşlarımız da belirttiler. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir düşüncesinde belirtmiştir. Ve bu Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin girişinde gerçekten güzel bir mimariye sahiptir Dil Tarih Coğrafya Fakültesi girişinde büyük harflerle yer alır. Silinmeyecek bir şekilde yer alır. Atatürk ayrıca sözlerine dünyadan ayrı yaşamayı düşünemeyiz. Çağdaş uygarlık alanı ortasında yaşayacağız. Bilgi ve teknik neredeyse alacağız ifadelerini eklemiştir. O dönemde özellikle Almanya'dan öğretim üyelerini ülkemize davet etmiş. Öğrencileri de yurt dışına göndermeye başlamıştır. Atatürk işin başından itibaren eğitime, bilime ve kültüre verdiği önemi hep sürdürmüştür.
yeni bir ulus ve tarih anlayışını gündeme getirirken baş öğretmen olarak tahta başında Latin alfabesini öğrettiği fotoğraf aklıma geliyor. Okuma yazmanın oranın önemli ölçüde yükseltilmesi bu dönemin büyük başarılarından biridir. Dil devrimiyle Türk dilinin ulusal kültürümüzün bir anlatım aracı haline getirildiğini de unutmamalıyız. Bu dönemde İstanbul Üniversitesi'nde reformlar ve Ankara Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Halk evleri ve köy enstitülerini ayrıca zikretmek istiyorum. Resim heykel müzesi, tiyatro, çok sesli müzik ve operaların kuruluşu. Böylece kültür, sanat ve şehirleşme alanında da yeni bir kültür zemini hazırlanmıştır. Bu aşamada yurtta barış, dünyada barış sürecine değinmemiz gerekir. Atatürk'ün 1937 yılında Romanya Dışişleri Bakanı'na ifadeleri şöyle olmuştur. İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını da düşünmeli. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Atatürk'ün bu sözleri karşılıklı bağımlılık ve uluslararası işbirliğinin ve barışın önemini ortaya koymaktadır. Türkiye bu anlayış ile Kurtuluş Savaşı sırasında savaştığı ülkeler dahil tüm komşuları ile iyi ilişkiler içinde olmaya özen göstermiştir. Bu meyanda 1936 Montrö Sözleşmesi, Hatay sorunu, Balkan Antantı, Sadabat Paktı'nı zikretmeliyim. Uluslararası toplum içinde ülkenin haklarını barış içinde korumasını bilmiştir. Atatürk, bilim ve akılcılığı Cumhuriyet'in ilk günlerinden itibaren bu dönüşüm sürecinin merkezine yerleştirmiştir. Bilim ve teknoloji, eğitim ve kültür, barış ve işbirliği gibi konular bugün de üzerinde durduğumuz kritik konulardır. Bunlar Atatürk'ün öncelik verdiği alanlar olmuştur. İlkeleri 100 yıl sonra da geçerli bir lider olarak insanlığın ortak bir değeri ve yararlanabileceği bir kaynaktır. Nitekim UNESCO, Atatürk'ün doğumunun 100. yıl münasebeti ve uluslararası ortak anlayış, barış ve işbirliğine katkıları nedeniyle 1981'i Atatürk'e anma yılı olarak kabul etmiştir. Başkan Reagan bu münasebetle yayınladığı mesajda şöyle demiştir. Atatürk savaş ve barış zamanlarında büyük bir önderdi. Türk halkı için Atatürk'ün doğumunun 100. yılı 1776'nın bizim için olduğu kadar önemlidir. Öte yandan toplantının başında da ifade edildiği üzere UNESCO Genel Konferansı 10 Kasım gününü barış ve kalkınma için Dünya Bilim Günü olarak ilan etmiştir. Amaç bilimsel seferberliği sağlamak, bilimsel kapasiteyi arttırmak, bilim yoluyla toplumları güçlendirmektir. Neticede hedef bilimi toplumla daha irtibatlı bir hale getirerek barış ve kalkınma süreçlerini desteklemektir. Bilim ve teknoloji, sanayileşme, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın itici güçleridir. Bu bağlamda amaç barış kültürünün ve sürdürülebilir kalkınmanın meselenin özüne yerleştirilmesidir. Sağlık, içme suyu, enerji, tarım ve felaketlerin önlenmesi bakımından teknolojiye ve mühendislik çözümlerine ihtiyaç duyuyoruz. Bilim, güvenliği, kapsayıcı ve müreffeh toplumların inşasında kritik bir rol oynuyor. Sosyal bilimler de bize global değişimleri daha iyi anlama imkanı veriyor.
Birleşmiş Milletler tüm ülkeler için geçerli olan 2030 yılına dönük bir sürdürülebilir kalkınma programı kabul etmiştir. Bu program 17 temel hedefi içeren bir yol haritasıdır. Bu bağlamda yoksulluğun giderilmesi, sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği gibi SDG'ler kendini hemen ortaya koymaktadır. Eğitimle birlikte ekonomik büyüme, endüstri ve teknoloji konularında gençliğe dönük tespit ve öngörüler yer almaktadır. Hedef 16, barış, adalet ve güçlü kurumlar ile programa bir çatı oluşturmaktadır. Hedef 17 ise çok taraflı işbirliğini, yani güney-güney, güney-kuzey gibi işbirliklerinin çok taraflının önemini ortaya koymaktadır. Bu programın özünde bilim, barış ve kalkınma arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bugün üzerinde durduğumuz konulara, tartışmalara baktığımızda şunu da hatırlatmak isterim. Uluslararası verilere göre halen dünyamızda 37 silahlı çatışma devam etmektedir. Bununla şunu ifade etmek istiyorum. Gerginlik, kırılma, eşitsizlik ve artan güvensizliğin yaşandığı dünyamızda çözüm yolu barıştır ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmedir. Burada bilimin yönlendirmesine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle yaşadığımız pandemi günlerinde ve iklim değişikliği sorunlarında bunu daha çok hissediyoruz. Bilime erişim, bilimsel araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi, sağlık ve benzeri konularda işbirliği öncelikli bir hedef olmaktadır. Türkiye son 10 yıl zarfında bu SDG'leri aktif bir şekilde desteklemiştir. Türkiye'nin bu konudaki desteği halen devam etmektedir. Özellikle Birşen Hanım'ın da sözünü ettiği üzere SDG'lerle de irtibatlı olmak üzere en az gelişmiş ülkelere dönük Türkiye 2011'de bir zirve yapmıştır. Daha sonra 2016'da insani zirve, Human Summit Türkiye'de olmuştur. En az gelişmiş ülkelerle ilgili toplantılar bunu davet takip etmiş ve altını çizmek istediğim bir konu 2017 yılında da en az gelişmiş ülkeler için teknoloji merkezi Gebze'de TÜBİTAK'ın tesislerinde bu çalışma merkezi oluşturulmuştur. Bu önemli bir adımdır. Sözlerimin sonuna gelirken şunu belirtmek istiyorum. Bu Birleşmiş Milletler programından söz ederken SDG'lerle Atatürk'ün inkılaplarını mukayese etmek istemedim. Atatürk'ün devrimi ve inkılapları bizim için tarihsel bir zemine sahip, farklı bir anlam taşıyor. Ve Cumhuriyet'in kuruluşunun temellerini teşkil ediyor. Gerisinde çok önemli bir tarihi miras var. Fakat Atatürk'ün başlattığı aydınlanma devriminin ve Cumhuriyet kazanımlarının 100 yıl sonra da olsa uluslararası alanda taşıdığı anlamı ortaya koymaya çalıştım. Kurtuluş Savaşı ve devrimler birçok ülkeye ilham kaynağı oldu, mazlum ülkeye. Ama bugün görüyoruz, Atatürk'ün vaaz ettiği, ortaya koyduğu ilkeler uluslararası alanda daha geniş seminerde
yansıtılabiliyor. Ben bu paralelliğe işaret etmek istedim. Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Atatürk devrimleri ve gösterdiği bilim ve akıl yolu bizleri aydınlatmaya devam edecektir. Uygarlık yolunu ulusça birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Büyükelçim. Gerçekten bizi aydınlattınız ve değerli birikimlerinizi ve tarihsel çerçevede sadece Atatürk'ün aramızdan ayrılışı değil, Atatürk'ün bizi, ülkemizi var ettiği genel çerçeveyi özellikle de Birleşmiş Milletler perspektifinde bize sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ve Gökhan Bey ve diğer panelistler adına da ve katılımcılarımız adına da teşekkür ediyoruz. Şimdi size kısaca 2-3 soru tekrara düşmemek için belki bir tane eksik de olabilir. Özellikle SDG 5, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 5, toplumda cinsiyet eşitliği bugün veya 2015-2030 hedeflerinde iken, örneğin sizin konuşmanızda 1923 yılında ilk defa tıp fakültesine bir kız öğrenci alındı bilgisini bizimle paylaştınız. Bu çerçevede ilk kayıt yaptırmış kız öğrenciler, ki bunun 22-23 tane de olduğu bilgisini verdiniz ve bunlardan ilk mezun olan, ilk doktor olarak mezun olan doktorlarımız, kadın doktorlarımız hakkında bize bilgi verebilir misiniz biraz? Teşekkür ediyorum Bircan Hanım. Bu konuyu benim de tekrar dikkatime getirdiğiniz için bilebildiğim kadarıyla bu konuşmayı hazırlarken bir yerde kaynaklara baktım. 1922 yılının Darülfünun Tıp Fakültesi'ne kayıtları yapılmış. 1922-23 yani düzelteyim. Ve 1928 yılında bilebildiğim kadar 6 tane kız öğrenci tıbbiyeden mezun olmuş. Bunlar hakkında rastlayabildiğim bilgi sınırlı. Ancak Profesör Doktor Müfide Külel, isimleri İffet Naim, Sabiha Süleyman, Suat Rasim Giz. Müfide Külel sonradan akademik hayata intisap ediyor. Ve ihtisasını İstanbul Tıp Fakültesi işte göğüs bölümünde yapıyor, yanılmıyorsam. Ve akademisyen oluyor. Ve önemli çalışmalar yapıyor ve İstanbul Üniversitesi tarafından da ödüllendiriliyor bu çalışmalar nedeniyle. Bence simge bir isim. Özellikle Müfide Külel akademik hayata katılması nedeniyle. Ama diğer şeylerimiz de, doktorlarımız da sağlık sektöründe yer alıyorlar. Aslında yurt dışında okumuş bayan doktorlar İstanbul'da muayene falan açabiliyorlar Osmanlı döneminde. Fakat tıp fakültesine kabul edilmiyorlar. Cumhuriyet'in bu adımı önemli bir adım. Ben de iki akademisyen, panelistimiz değerli akademisyenler bu konuda belki daha fazla bilgi sahibidirler. Atatürk'ün beyanlarını biraz karıştırdım da şunu gördüm, aynı görüşteyim. Yani toplumlar kadının statüsünü ve yerini geliştirdikleri ölçüde gelişiyorlar. 20. yüzyılda biz bunu çok daha fazla hissedeceğiz. Uluslararası alanda yaptığım çalışmalarda gördüğüm iki tane yeni itici güç, birisi gençlik, diğeri de kadın. Onları gelecek için daha da güçlü bir şekilde değerlendirmek durumundayız.
ve toplumların gerek üretim, gerekse entelektüel düzeyi, gerekse demokrasi kadınların katılımıyla daha ileri seviyelere gelebiliyor. Çok teşekkürler Büyükelçim. Diğer bir konu da gene sizin konuşmanızın içinden özellikle de Amerika'da yaşayan ve özellikle de genç kuşakların çok belki bilemediği ya da farkında olamayacağı ama bugünlerde Türkiye'mizde çok sık gündemde olan 27 Mayıs 1928'de kurulmuş olan Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü hakkında bilgi verebilir misiniz biraz? Özellikle Amerika'daki Türk toplumumuzu aydınlatmak açısından. Yani Doktor Refik Saydam Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan grup içinde ve Atatürk'le birlikte hem Kurtuluş Savaşı'nı hem de kuruluş yıllarını yaşıyor ve yandan da ayrılmıyor. Yabancı uzmanların da yardımları oluyor ama küçük bir ekiple gerçekten büyük bir mücadele veriyor. Ve ben bunu şu yıllarda daha fazla hissettim. 1983-84-85 yıllarında Cenevre'de görev yaptım. Birleşmiş Milletler'deki oradaki misyonumuzda genç bir meslek memuruydum. Baktığım bir teşkilattı, ihtisaslı teşkilatı da Dünya Sağlık Teşkilatı'ydı. Ve Türkiye'nin deneyimlerinin ve salgın hastalıkların önlenmesindeki deneyimlerinin Dünya Sağlık Teşkilatı çalışmaları için örnek teşkil ettiğini aşı konusu dahil olmak üzere bizzat gördüm. Ve bizim bu deneyimlerimizden yararlanmak isterdi Dünya Sağlık Teşkilatı ve Dünya Sağlık Asamblesi olur. Uzmanlık toplantıları olur. Ben o toplantılara işte genç bir diplomat olarak hekimlerimizle birlikte katıldım. Ve yani şeyin sağlık sektörümüzün sağlam bir temeller üzerine kurulduğunu, önleyici sağlığı, halk sağlığını, o sırada Dünya Sağlık Teşkilatı'nın mottosu da herkese sağlıktı 2000 yılına kadar ve temel sağlık hizmetlerinin çalışılmasında Türk sağlık sektörünün güçlü bir deneyime sahip olduğunu gördüm. Bu nedenle de Refik Saydam Enstitüsü'ne atıfta bulundum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şimdi bu aslında çok daha genel bir soruya götürecek bizi. Çünkü ilk defa bu webinarımızda sizin kanalınızla Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada sağlık sistemini herkes için sağlığı teşkil etmede Türkiye'den, Cumhuriyet dönemi Türkiye'si örneklerinden yola çıktığını, örnek aldığını sizin sayenizde öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bunu daha geniş çerçeveye taşırsak, biraz önce konuşmanızda da söz ettiniz ama BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle Atatürk dönemi Türkiye'sinin kalkınma hedeflerini bir masa üzerinde sergilersek, çok soyut dahi olsa bu çerçevede nasıl bir tablo ortaya çıkar? Yani konuşmanın sonunda bir ölçüde belirtmeye çalıştım. Atatürk'ün önderliğindeki mücadele öncelikle Kurtuluş Savaşı, sonra kuruluş yıllarıydı. Dolayısıyla Cumhuriyet'in harcında kadın, erkek, genç, yaşlı, köylü, kentli bütün insanımız var. Onun için bu harç kuvvetli
ve Cumhuriyet'in temelleri bu anlayış üzerine kuruldu. Ve güçlü bir şekilde de hayatını devam ettirdi. Zaman zaman zorluklar olabilir, farklı yorumlar olabilir. Ama Cumhuriyet kazanımları her zaman sağlam bir temelde inanıyorum gelecek nesillere de taşınacak. SDG'ler bir teknik program ve bir çeşit seferberliği öngörüyor. Cumhuriyet'in en önemli tarafı her alanda çağdaşlaşmayı esas alan ve bir seferberliği harekete geçiren, Anadolu insanına bir misyon yükleyen bir yaklaşımdı. Eğer isteyiciler benzeri bir misyonu ve seferberliği beraberinde taşırsa bu anlamlı olacaktır. SDG'lerin şimdiye kadar bence sağladığı en önemli şey yoksulluğun giderilmesinde oldukça önemli etkileri oldu, yol gösterici oldu. Gençlik ve kadın konusunun gündeme gelmesi de etkili oldu, dikkat çekti. Barışa giden yolların taşlarını döşediklerine inanıyorlar. Ancak konuşmanın içeriğinde söylemeye çalıştığım üzere bilim ve teknolojiyi bu işin içine daha fazla katmak lazım. Biraz sonra değerli panelistleri duyacak. Ben yani Türkiye'de tanıdığım bazı uzmanlarla görüştüğümde bilim ve teknoloji konusundaki gelişmelerin özellikle sağlık ve yapay zeka konularında olduğunu söylediler. İki değerli konuşmacımız bu konuda konuşacaklardı. Benim söylemeye çalıştığım şey bilim, barış, bilim kalkınma konusunu daha fazla incelememiz ve daha fazla irdelememiz ve belki de SDG'ler çerçevesinde üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla daha fazla ilişki kurmak ve ortak çalışmalar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Büyükelçim. Gerçekten değerli birikiminizi paylaştığınız ve bize yeni ufuklar da açtığınız için. Ben şimdi sözü Assembly'nin başkanı Gökhan Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler Bircan Hanım. Çok teşekkürler Sayın Büyükelçi. Verdiğiniz güzel bilgiler için, çok da önemli, değerli bilgiler için. Ben bir Ankaralı olarak Hıfzı Sağ'ın önemini, devlet kurumları içerisindeki önemini çok yakından görmüş birisiyim. Tabii o kapatılmadan önceydi. Hani toplum sağlığı açısından da önemini o zaman hani birebir görmüş, yaşamış bir insanım. Keşke kapatılmasaydı ama çünkü aşı üreten bir kurum, bilim üreten bir kurumdu. Umarım yerini alabilecek başka bir kurum kurulur diye umut ediyoruz. Aynı zamanda kadınların toplumun ilerlemesi için öneminden bahsettiniz. O da çok tabii çok önemli, çok güzel bir bilgi. Ve söz buraya gelmişken ben şimdi ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum. Bu, kendisi bilimin Dünya Bilim Günü çerçevesinde bize bizimle konuşacak, bizimle olacak. Kendisiyle gurur duyduğumuz bilim insanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Doçent Doktor Hande Özdinler. Ben şimdi kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Hande Özdinler üniversite ve master eğitimini Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne doktora çalışmaları için gelmiştir. Ve Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans hücre biyolojisi, anatomi ve nöroloji konularında doktora çalışmalarını bu üniversitede tamamlamıştır. Daha sonra Harvard Tıp Fakültesi Neurosurgery bölümünde beyinde ölen motor nöronları ile ilgili çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalarını tamamladıktan sonra Northwestern Üniversitesi'ne geçen Doktor Özdinler,
Bu üniversitede dünyanın ilk beyin motor nöron araştırma laboratuvarının kurucu başkanı olmuştur. Şu anda da Chemistry of Life Processes Institute, Les Turner ALS Center, Meslem Center for Cognitive Neurology and Alzheimer's Disease ve Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Research merkezlerinde araştırmalarına devam etmektedir. Doktor Özdinler bilimsel çalışmaların yanında topluma yaptığı katkılardan dolayı da Amerika'da yaşayan en etkili 30 Türk Amerikalı kişiler listesine girmiş ve ayrıca Başkan Barack Obama'dan iftar ve takdir almıştır. Ben şimdi kendisine sözü bırakıyorum. Buyurun Sayın Hande Hanım. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Böyle bir güzel programla Atatürk'ü andığımız için bütün katılımcılara, herkese çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz sizinle bilgisayarımı paylaşmak istiyorum eğer görebiliyorsanız şu anda. Umarım görebiliyorsunuz. Atatürk ve bilim gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü Atatürk'ü farklı kılan, bence bilime olan inancı ve bilimsellik yolunda ilerlemesi. Sayın Apakan Bey'in söylediği gibi Atatürk aslında sadece devlet adamı, savaş kazanmış biri, devlet kurmuş biri değil, aynı zamanda cumhuriyeti kurmuş ve cumhuriyetin devamı için bilim yolunu seçmiş bir lider. Ve bunu 1930'lu yıllarda yapmış ve zamanının çok ötesinde bir vizyona sahip müthiş bir lider. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyebilmiş ve bunu 1930'lu yıllarda diyebilmiş dünyadaki ender liderlerden biri. Ve bunu yüzyıllarca Osmanlı'nın altında yaşamış, dinle yoğrulmuş ve bilimin ne olduğunu bilmeyen ve dedikleri gibi, Apakan Bey'in de dediği gibi %5, %20 sadece okuma yazma bilen bir Türk toplumuna hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyebilen birisi. Bunun için bence Atatürk'ün özellikle 3. devresinde, yani devleti kurduktan sonra, cumhuriyeti getirdikten sonra cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak yöntem olarak bilimi seçmesi çok önemli bir şey. Çünkü Atatürk'ün bence fark ettiği bir şey var ki bilim gerçeği bilmektir. Ve eğer bir şeyin temelini gerçeğin üstüne kurarsanız o kalıcı olur. Bilim gerçektir. Örneğin bir şey doğruysa her koşulda, her zaman doğrudur. Bu birisinin düşüncesine, bir zamana, bir koşula bağlı değildir. Gerçeği bilmek ve gerçeğin üstüne bir şey inşa etmek onu süren kılar. Ve bence 1930'lu yıllarda dahi Atatürk bunun bilincinde olan, dahi bir vizyona sahip olan büyük bir lider. Çünkü akıl ve mantığın çözemeyeceği mesele yoktur diyebilen, akıllı, mantığı her şeyin üstüne koyan, pırıl pırıl bir dima. Tabii o zaman çok farklı bir zaman. Eğitim çok farklı bir zaman. Herkesin benzer eğitimi yok. Halk perişan, fakirlik var. Ama vizyon olarak Atatürk'ün demek istediği aynı zamanda da işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan değil. Ama yavaş yavaş yolun ve de doğru yolda giderek ve ilmi olması şartıyla ilerlendiği zaman hakka ve doğruya ulaşılacağının de teminatı. Bugün aslında en büyük örneğini şimdi bu Amerikan seçimlerinde gördük. Kısa ve hemen olacak bir sonuçtansa uzun, meşakkatli, teker teker oyların sayılmasıyla ama doğruyla, bilimle, matematikle, gerçekle en sonunda kimsenin karşı çıkamayacağı doğruluğa ulaşabiliriz. Bazen oldu bittiyle değil, hemen hedefe ulaşmak değil ama meşakkatle, çalışarak ve zor yolu seçerek
ilerlemek Atatürk'ün de söylediği bir şey. Peki Atatürk niçin bilimi seçti? Üstelik o zaman bilimi seçmek onun için belki dezavantaj olabilirdi. Deseydi ki mesela ben yeni padişahım veya benim dediğim olacak. Bilimi hiçe saysaydı ve tek adam olmak isteseydi, istediğimi yapacaksınız deseydi, karşısında karşı çıkabilecek kimse yokken neden Atatürk bilimi seçti? Çünkü bilimsel yöntem ve bilimsel düşünme aslında Atatürk'ün içinde olduğu bir şey. Eğer bakarsanız uzun süre birçok kitap okumuş, binlerce kitap okumuş, kendi kendine dil öğretmiş, kendi kendine Fransızca'yı öğrenmiş, kendi kendine Fransızca öğrenebilen bir insan ne demek? Kendi kendine yabancı bir dil öğrenebilmek ne demek? Ve bunu genelde cephelerde koşarken, askerlik yaparken, askeri okulda okurken yüzlerce, binlerce kitap okuyabilmek ne demek? Sürekli dimasını genç tutmuş, sürekli fikirlere açık olmuş ve bilimsel düşünme yöntemini içselleştirmiş. Bilimsel araştırma yöntemini içselleştirmiş. Bunu size birkaç örnekle konuşmamın ilerleyen dakikalarında vermek istiyorum. Ama bilimsel yöntemi kendi içinde yaşayabildiği için bu bilimsel yöntemi topluma kazandırması da belki biraz daha kolay olmuş olabilir. Çünkü bilimsel düşünme yöntemi akla dayanır. Ve Atatürk'ü diğer liderlerden ayıran bir özelliği de akla dayanmasıdır. Akıl ve mantıktır. Onun yolu akıl ve mantıktır. Dogma değildir. O öyle dedi değildir. Bunu bundan duymuştum değildir. Tarafsızlıktır. Dogmayı reddetmektir. Eleştiriye açık olmaktır. Yanılma olasılığını kabul etmektir. Ve bilimsel araştırma yönteminde de sorunu belirleme. Bu yöntemin en birinci ve en önemli konusudur. Atatürk bu konuda uzmandır. Sorunu en açık bir şekilde belirleyebilme yetisine sahiptir. Ve sonra gözlemleyip, hipotez kurup çözüm bulma konusunda da uzmandır. Dediğim gibi problemin saptanması, gözlem yapmak, verilerin toplanması, elde ne var, nelerle neler yapabiliriz ve sonuç nasıl alınabilir? Bunların yöntemini Atatürk'ün düşünce sisteminde olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Çünkü bilim sürekli ilerler, devinim halindedir. Ve bilim gerçeği arar. Eğer bir şey yanlışsa, bilim onu kendi içinde düzeltir. Belki bu yüzdendir ki Atatürk demiştir, eğer benim sözlerim bilimle çelişirse, siz bilimi seçin. Çünkü temeli bilim olarak yaparsanız, sürekli değişerek, gelişerek ilerler. Atatürk, Türk milletine bunun için bilimsel yöntemi bir altyapı olarak, bir ışık olarak, bir kılavuz olarak vermeye çalışmıştır. Ve bunu 1930'larda ve genellikle ağır bir din eğitimi almış bir toplumda, kadınları genelde yok sayan ve hatta okuma oranı çok düşük olan bir ortamda yapmış, yapabilmiş ve o taşları kurabilmiştir. Ve demiştir ki, Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir. Düşünebiliyor musunuz? Bunu 1930'lu yıllarda söyleyebilmiştir. Biz bugün 2020'nin Amerika'sında we use alternative facts diyen bir başkanla yaşadık 4 sene. Ve 1930 yıllarında Atatürk uygarlık yolunda ilerlemek isteyen Türk halkının tuttuğu meşale pozitif bilimdir diyebilmiştir. Çünkü pozitif bilim akıla, mantığa, gerçekliğe dayanır. Ve demiştir ki dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. Ve bir millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç. Eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve birçok tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz. Böyle bir şey dediği için çok memnunum. Çünkü biz
doktoramızı ve masterımızı, bilimsel çalışmalarımızı yurt dışında yapan Amerikalı Türkler ve Türk-Amerikalı olarak aslında Atatürk'ün açtığı yolda ve ilim ve fen yolunda ilerleyerek onun ışığını da bütün dünyaya yaymış oluyoruz. Ve bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar çok zafer kazanırsa kazansın, en önemli olan şey bir ilim ordusuna sahip olmak zorunluluğudur. Çünkü burada Atatürk'ü hem asker, hem devlet kurucusu, hem de bir bilim yayıcı, bir gelişmeyi bilime oturtmak isteyen bir devlet adamı olarak görüyoruz. Ve burada bilim ve ilim ordusuna ne kadar fayda gerek olduğunu söylüyor. Ve çok önemlidir ki miras olarak hiçbir şeyim yok diyor. Hiçbir şey. Ve kalıplaşmış hiçbir kural bırakmıyorum. Dolayısıyla Atatürk'ün müridi olmanız, onun Atatürkçü, ocu bucu olmanız mümkün değil. Çünkü beni anlamak için bilim yolunu seçin diyebilen bir lider. Onun ancak manevi mirasçısı olabiliriz. Onu ancak anlayarak onun yolunda gidebiliriz. Ve Atatürk'ü anlamak aslında biraz da bilimi anlamak. Çünkü onun seçtiği yolda bilimsel bir yol. Şimdi üç kısa örnekle bunu anlatmak istiyorum. Birincisi, bilmiyorum biliyor muydunuz ama Mustafa Kemal Atatürk 82 yıl önce biyoyakıt teknolojisini kullanmaya başlamış Türkiye'de. 82 yıl önce. Bu çok büyük bir şey. Neden derseniz, o zaman yıl 1934. Atatürk fark etmiş ki eğer bir savaş, bir zorluk olursa petrol yok. Arabaları işletecek belki şey yok. Ne yapabiliriz? İşte sorunu belirlemiş. Sorun memlekette harp veya buna münasip fevkalade bir vaziyet karşısında neler yapılabilir? Demiş ki kendi hudutlarımız dahilinde elde edebileceği maddi müşterilerle ihtiyacını temin etmek lüzumunu ehemmiyetle hissetmiştir. Kendimiz demiş biyoyakıt üretebilir miyiz? Ve biyoyakıtlarla makineleri çalıştırabilir miyiz? 1934, yıl 1934. Türkiye'de, yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ve bunu düşünebilmiş ve bunun deneylerini yapmış. Ve daha sonra bunu bir kanun olarak da ve bir merkez olarak da, enstitü olarak da ve bilimsel araştırmalara başladığı bir yer olarak da sentetik benzin sanayi kurmaya başlamış. Yıl 1934. Bunun gibi birçok örnek var. Atatürk'ün sorunu fark edip ve bilimsel ve teknik yöntemlerle çözmeye çalışması. Bunu zamanının en iyi bilim adamlarına danışarak ve Türkiye'den de genç kuşak bilim adamları yetiştirerek ortak bir çaba içinde sadece bir kişinin değil, bir grubun, bir ortak çalışmanın içinde bunu yapmayı başarmıştır. İkinci örnekte Atatürk'ün bilimi halka yaymak, bilim dilini kolaylaştırmak ve bilimi halka sevdirmek açısından bir örnek vermek istiyorum. Atatürk ve geometri. Bilmiyorum, biliyor muydunuz? Ama bugün birçok kullandığımız geometrik kelimeler aslında Atatürk'ün Türk diline kazandırdığı kelimeler. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman yine 1936-1937 yıllarında Atatürk bir okulu ziyaretinde bir öğrencinin işte açı, iç açılar, dar açı, dik açı, geniş açı, teğet gibi kelimeler yerine Arapça, Farsça kelimeler kullanarak karışık, çok zor söylenmesi ve öğrencilerin anlamadığı, bilmediği zor terimlerle bir şeyler anlamaya çalıştığını fark ederek eğer bilim dili zorsa bilim yapmak da zor olur felsefesiyle bilim dilini, matematik dilini değiştirip, güncelleştirip, Türkçeleştirip ve bir 42 sayfalık bir geometri kitabı yazmış. Ve bugün bizim kullandığımız birçok kelime, örneğin üçgen, daha önce o müselles imiş.
murabba kare. Müsellesi mütestiviyuske disken. İkizkenar üçgen. Müsellesi müttesiviyul atla eşkenar üçgen. Ressem müstekabil zaviye ters açılar. 1937 yılındayız. Anadolu'dayız. Okullara kız öğrenciler de geliyor. Ve herkes öğrenme peşinde. Ve Atatürk bu kitabı bir sene bir zarf içinde ve öz Türkçe kelimeler yaparak, mesela taban, mesela yatay, eğri, yüzey, çizgi, çap, dikey, yarıçap, konum, yay, beşgen, üçgen, orantı, bu kelimeleri Atatürk'ün bulduğunu biliyor muydunuz? Bugün konuştuğumuz Türkçe kelimelerin çoğu bize Atatürk'ün sağladığı kelimeler. Ve kendisinin geometri kitabını umarım alırsınız, çocuklarınıza da hediye edersiniz. Ve bugün matematik yaparken Atatürk'ün aslında bu terimleri dilimize kattığını bilmek beni çok daha mutlu ediyor. Atatürk aslında bunu yaparken dediğim gibi bilimi halka yayma ve herkesin daha kolay, daha rahat bir şekilde matematik ve bilim yapmasını sağlamak için bunu yaptı. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bu da Atatürk ve ekonomi konusunda. Atatürk'ü biz asker olarak biliriz. Savaşlar kazanmış bir komutan olarak biliriz. Daha sonra devlet kurmuş bir devlet adamı olarak biliriz. Değil mi? Ve de daha üçüncü fazla da cumhuriyeti yaymak, geliştirmek isteyen bir devlet adamı. Ama bağımsızlık ekonomiyle olur, ekonomiyle mümkündür diyen Atatürk, ekonominin de aslında bir matematik olduğunu yine 1937 yıllarda anlamış biridir. Atatürk matematik profesörü değildir. Atatürk üniversitede matematik okumamıştır. Yani matematik dersleri almıştır tabii ki de matematik uzmanlığı yapmamıştır. Ama Atatürk yine 1937 yıllarında ekonominin bir matematik olduğunu ve bunu matematiksel denklemler, yaklaşımlar ile çözüleceğini ve farklı ekonomi modellerinin aslında matematiksel modellerle karşılaştırabileceğini ve ekonometri tanımının ilk kullanıcılarındandır. Çünkü ekonominin bir matematik olduğunu bilincindedir. Ve karmaşık ekonomik düzenleri, dünyadaki karmaşık ekonomik düzenleri matematiksel bir dile indirgeyip o düzeyde karşılaştırmış ve yeni modelleri yine matematiksel bir dille yapmış ve kendi ekonomi modelini kurmuştur. Bu ne komünizm, ne sosyalizm, ne liberalizm, ne farklı ekonomi modelleri. Ama Atatürk'ün bir ekonomi modelidir. Ben ekonomi profesörü değilim. Ama ekonomi profesörlerinin özellikle Türkiye'de Atatürk'ün ekonomi modellerini çalıştıklarını biliyorum. Örneğin Dr. Aysa'nın Atatürk Dönemin Ekonomi Politikaları kitabı, maliyet politikaları, bankacılık, ekonomi, liberalizmden devletçiliğe, yine ekonomi politikaları ve Kemalist ekonomi modeli. Ekonomi politikası ve de mucize bir ekonomi. Neden derseniz, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün borçları, borç içinde yaşayan bir millet, para yok, yatırım yok, evde yok, avuçta yok. Ve 10 senelik bir süreçte şimdiye kadar dünyadaki hiçbir ülkenin göstermediği müthiş bir ekonomik atılım. İşte bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi de Atatürk'ün ekonomiye de bilimsel bir yöntemle ve matematiksel bir vizyonla yaklaşıp, ortak bir paydada buluşup, kendi modelini geliştirip ileriye gidebilmesidir. Dolayısıyla Atatürk bilimsel düşünceyi benimsemiş
bilimsel ve yol ve yöntemden faydalanmış, bilimin evrenselliği ve ileriye taşıyıcı gücünü görmüş, halkı bilimsellik konusunda eğitmiş ve bilimsel yolu önermiştir. Bu Atatürk'ü diğer kendi zamanında yaşayan diğer bütün liderlerden farklı kılar. Ve biz bunun için çok şanslıyız. Biz bunun için çok şanslıyız. Çünkü o gerçek bir lider, bilim yol haritası olarak kullandığı için bilimle sözleri ters düşerse bu onu o kadar etkilemez. Rahat bir şekilde eğer sözlerim ters düşerse bilimi seçin der. Çünkü onun amacı sürekli doğru olmak değildir. Onun amacı doğru yoldan gitmektir. Ama popülist ve hep haklı olma ihtiyacında olan liderler bilimle kavgalıdır. Bilim adamlarıyla kavgalıdır. Çünkü onlar doğru olmak isterler. Halbuki doğru olan bilimsel yöntemdir. Kendini geliştiren bilimsel yöntemdir. Ve bunu 1930'lu yıllarda görebilen Atatürk bize büyük bir yol haritası çizmiştir. Bugün onun vefatını anarken kendisine tanımasam da çok sevdiğim Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü fikirler zorla ve şiddetle ve top ve tüfekle yok edilemezler ve asla öldürülemez. Atatürk artık bir insan değil, bir fikirdir. Bir düşünce yapısıdır. Bilimsel bir düşünce yapısıdır. Bilim nasıl ölmeyecekse Atatürk de ölmeyecektir. Çünkü o artık bir fikirdir. Onu herkes gibi ben de çok özlüyorum. Sevgiyle, saygıyla anıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Hande Hanım. Çok güzel bir sunumdu. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Atatürk'ün bilimsel düşüncesini yani kafasının nasıl çalıştığı yani bilime ne kadar önem verdiğinin yanında kendi düşünce tarzını da ortaya koydunuz. O da çok önemli tabii. Hepimizin örnek alması gereken. Matematiksel, akılcı ve bilimsel düşünce. Yani evet. Bu üçü zannedersem çok önemli. Aynı zamanda Atatürk'ün iktisat konu, yani ekonomi konusundaki yaklaşımı ve bir küçük not. Zannedersem ilk iktisat kongresini Cumhuriyet'in ilanından bile önce yaptılar değil mi? O da evet, çok bravo. Önemli bir nokta. Evet. Yani hemen Kurtuluş Savaşı'nın ardından daha hiçbir yani bir memleketin yani büyük sorunları varken ilk önce iktisat. O çok önemli bir nokta gerçekten. Evet, yani öğrenmemiz gereken, anlamamız gereken çok şey var daha sanırım. Şimdi size birkaç soru yöneltmesi için ben sözü Atan'ın geçmiş dönem başkan yardımcısı Doktor Selim Erhan'a bırakmak istiyorum. Kendisi aynı zamanda bu etkinliği gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Komitesi üyesi. Selim Bey buyurun. Hande Hanım çok teşekkür ederiz. Çok aydınlatıcı, güzel bir konuşma oldu. Size kişisel bir soru soracağım. Bu bilimsel olarak çok önemli bir yere geldiniz. Dünyada çok sayılı insanın ulaşabileceği bir yerdesiniz. Bu başarınızda Atatürk'ün söylediklerinizden size ilham veren bir örnek verebilir misiniz? Sadece bir tane değil aslında birçok. Benim şimdi görüyorsunuz arkamda Atatürk'ün resmi vardır. Burası benim çalışma masam. Çok yorulduğum zaman hep onun aslında varlığı ve düşüncesi ve onun hiçbir zaman vazgeçmemesi, tekrar denemesi bana ilham vermiştir. Sonra bilimi yoldaş bulması, yol gösterici bulması bana ilham vermiştir. Sonra kadınlara verdiği önem bana ilham vermiştir. Ben her gittiğim yerde aslında artık Amerikan vatandaşı olsak da hep beni Türk olarak görüyorlar. Hatta bana Young Turk, işte Atatürk's Turk, işte öyle görüyorlar. Çünkü zannediyorum ki gittiğimiz her yerde o Atatürk'ün ateşini de içimizde taşıyoruz. Vazgeçmemek, yılmamak, sürekli doğrunun peşinde koşmak. Yılmadan doğrunun peşinde koşmak. Bu üç şey bence Atatürk'le ortak paydam. Onun da bu üç şeyi çok kendine düstur kabul ettiğinin farkındayım.
ve ben onunla bu üç şeyi paylaştığım için de çok sevinçliyim. Çok teşekkür ederiz. Bu cevabınızla öbür soruları da cevaplandırdınız. İnşallah genç nesillere de bunlar hep çok iyi örnekler olur. Tekrar çok teşekkür ederiz Hande Hanım. Teşekkür ederim. Ve Atatürk'ü andığımız için hep beraber çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bir soru sorabilir miyim? Çünkü çok merak ediyorum. Eminim ki sizin bio özgeçmişinizi okuyanlar da sizin Northwestern Üniversitesi'nde adınıza Özdinler Laboratuvarı kuruldu ve kurucususunuz. Evet. Ve özgeçmişinizde gene beyin motorları vesaire. Bize lütfen kısaca, çünkü biz bu konuları merak ediyoruz ama henüz o bizim onları anlam arasında yeteri bilgi akışı yok. Aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkürler. Rica ederim. Ben ALS dediğimiz bir motor nöron hastalığı üzerine çalışıyorum. Ve bu motor nöron hastalığında beyindeki nöronlar da ölüyorlar. Ve ben beyinde ölen nöronların neden öldüğünün hem hücresel hem moleküler sebeplerini bulup buna uygun hem ilaçlar hem de iyileştirme yöntemleri geliştiriyorum. İşte beyindeki motor nöronları aydınlatan ilk grup olduk. Mitokondrideki bozuklukları bulan ilk grup olduk. Dünya bilim literatürüne yeni kelime katan bir grup olduk. Ve ben daha 36 yaşındayken bir araştırma merkezinin kurucu başkanı olarak geldim Harvard Medical School'dan Northwestern Üniversitesi'ne. Büyük bir başarıydı. Halen daha çalışmalarıma devam ediyorum ve umuyorum ki yakın bir zamanda üzerinde çalıştığım hastalıklar için çözüm önerileri ve ilaçlar bulacağız. Selim Bey'in dediği gibi uyumadan, Atatürk gibi yorulmadan her gün çalışmamıza devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu güzel konuşmayı Atatürk'ün bir sözüyle bitireyim. Yani bu bölümü, Hande Hanım'ın bölümünü. Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin bir an yetirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen insanlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir. Evet. Ve özellikle bunun için de size çok teşekkür ederiz. Bu sözlerle şimdi özellikle çağımızın modern tıp teknolojisinin de gelişmiş olduğu son nokta olan yapay zekanın bilim ve sağlık üzerine katkısına bir örnek olarak genç bilim insanı Doktor Seda Çamalan'a geçmek istiyorum. Ve Seda Hanım'ı tanıtacağım. Doktor Sema Çamalan lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği çift anadal ile bitirdi. Lisans eğitiminden sonra 2010-2019 yılları arasında Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora derecesi Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünden 3 boyutlu beden ve yüz görüntülerinden yaş ve cinsiyet tahmini başlığı ile mezun oldu. Son olarak Nisan 2019'dan beri Wake Forest School of Medicine Biomedical Bilişim Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Derin öğrenme kullanarak içerik tabanlı kulak zarı görüntüsü erişimi, çift kulak zarı görüntüsü sınıflandırması analizi, doku tabanlı görüntü analizi kullanan yapay mesane kanseri derecelendirme, kanser öncesi oral lezyonların erken tespitinin derecelendirilmesi ve sınıflandırılması projeleri üzerine çalışmaktadır. Şimdi sözü Seda Hanım'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davet ettiğiniz için ve böyle bir organizasyonun içerisinde olduğum için çok teşekkür ederim. Açıkçası Sayın Büyükelçimiz Ertuğrul Bey'in ve saygıdeğer hocam Hande Hocam'ın da söyledikleri üzerine çok duygulandım. Ben de bir Atatürk hayranı olarak burada olmak bana gurur verdi açıkçası.
O yüzden öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Daha sonra tabii bugünlere gelmemde yani buralarda olmamda en büyük etken başta Atatürk'ün bize sağladığı cumhuriyet ve aynen daha önce de bahsedildiği gibi kadınlara verilen okuma ve gelişme aslında hakları. O yüzden de asıl Atatürk'e minnet ve şükranlarımı sunuyorum ve saygıyla anıyorum. İnşallah bundan sonra da onun açtığı yolda gösterdiği hedefe bilimin ışığında ve bilim yolunda ilerlemeye devam etmek. Daha önce de bir bunu hep andığımızda söyledik ve onu da kendimi aslında bir hedef olarak görüp yine o hedefte ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi ben de sizinle ekranımı paylaşacağım ve yaptığım çalışma üzerine aslında sizlere bahsedeceğim. Evet, benim yaptığım çalışmanın adı aslında bir sistem oluşturduk. Bu Otomeç adında bir sistem ve derin öğrenme kullanarak içerik tabanlı kulak zarı görüntüsü erişimi. Ve bunlarla ilgili bugün bahsedeceğim şeyler otoskop nedir, ne için kullanılır, otoskop görüntülerini ne amaçla kullanıyoruz, derin öğrenme nedir, sisteme genel bakıştan bahsedeceğim ve sonuçlarımız neler onlardan bahsedeceğim. Otoskop nedir? Otoskop aslında kulak zarının görüntüsünü alır. Alan bir cihazdır ve kulak içinde ışık kaynağı ve mercek sistemi olarak kulak muayene aletidir ve sağlık hizmeti sağlayıcıları düzenli kontroller sırasında hastalık taraması yapmak ve ayrıca kulak semptomlarını araştırmak için otoskopları kullanırlar. Burada gördüğünüz kulak zarı görüntüleri bize Ohio'da çalışma grubumuz tarafından sağlandı. Ve örnek olması açısından 6 farklı görüntüyü sizinle paylaşıyorum. Bunlar normal, retraksiyon, efüzyon, timponoskleroz, perforasyon ve tüp olmak üzere burada da görüyorsunuz. Ve biz aslında bunları sınıflandırma ve yani insanlara sunmayı hedefliyoruz. Peki bu otoskop görüntülerini ne amaçla kullanıyoruz? Birincisi enfeksiyonları doğru bir şekilde teşhis etmek oldukça zor. Bu deneyimli kulak burun boğaz hekimleri tarafından da olsa gelişmiş bakım pratisyenleri, örneğin pratisyen hemşireler ya da pratisyen doktorlar, asistanları birçok muayene yapmakta. Ancak bunların doğru olarak teşhisi biraz zor. Bu nedenle biz onlar için aslında bir kolaylık sağlaması, bu hastalığı hangi diğerlerine benziyor, yani gördükleri görüntü başka diğer hastalıklardan hangisine benziyor diye onlar için bir sistem tasarladık burada. Kulak hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere. Tabii burada 6 tane mesela size gösterdiğim 6 tane hastalık var. Aslında fazla da hastalık var ama şöyle bir sorun var. Her hastalıktan yeterince veri olmadığı için bizim topladığımız normal orta kulak efüzyonu ve timponostomi tüpü hastalıkları için bir içerik tabanlı görüntü erişim sistemi oluşturduk. Peki derin öğrenme nedir? Yani bizim burada derin öğrenmeyi kullanış şeklimiz nedir? Ondan bahsedeceğim birazdan. O yüzden derin öğrenmeden bahsetmek istiyorum. Öncelikle yapay zekayı muhtemelen birçok kişi duymuştur. Yapay zeka aslında bizim insanların düşünmesi ve zekasının bir makineye ve bir robot olabilir, bilgisayar destekli bir sistemde bunun geliştirilmesi. Bunun bir alt dalı da makine öğrenmesi. Makine öğrenmesinde de yine bir bilgisayar tabanlı sistem ya da yine bir robot olabilir. Buna daha önceki verileri kullanarak bu verilerden oluşturulan bir fikri
ya da oluşturulan bir genel bakışı başka bir sisteme aktarmak için kullanılan algoritmalardır. Peki derin öğrenme nedir? Derin öğrenmede bir veya birden fazla katmandan oluşan yapay sinir ağlarından oluşan bir sistem. Yine makine öğrenmesinin bir alt dalı olduğu için veriler kullanılarak daha bir yapay sinir ağları yardımıyla ve diğer algoritmalar kullanılarak da bu bizim öğrenme şeklimiz nasıl ki mesela defalarca göre göre ve benzer şekilleri birleştirerek öğreniyorsak aslında aynı şeyi bunu makinenin yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki burada beyindeki nöronları taklit etme bir yöntem. Dolayısıyla insanın öğrenmesini de taklit eden bir yöntem. Çok veriyle çalışan bir yöntem. Dolayısıyla elinizde verinin iyi olması gerekiyor ki yeterince öğrenebilsin. Ve tabii başka veri sistemleriyle de çalışması çok önemli. Bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Peki bizim sistemimiz nasıl? Buradan bahsedecek olursak iki aşamadan oluşuyor aslında. Birincisi devre dışı aşama, ikincisi de çevrim içi aşama. Devre dışı aşamada biz daha önceden kullandığımız, oluşturduğumuz bir veri seti var. Bu kulak zarı görüntülerinden oluşan bir veri seti. Ve bunu bir ön işleme sokuyoruz. Bu ön işlem dediğimiz şey de kulak zarına az önce gördüğünüz gibi, şöyle yeniden dönecek olursam, buradaki mesela yuvarlak alan, şu etrafındaki siyah alanlardan ya da şu alanlardan kurtarıp sadece kulak zarının olduğu kısmı almaya çalışıyoruz. Ve daha sonra da veriyi artırmaya çalışıyoruz. Veri artırımı önemli olduğu için daha çok veriyle eğitirsek daha çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bu veri artırımında da kulak zarını döndürme olabilir, sağa sola çevirme ya da belli bir açıyla transform etme veya buna ek olarak biraz daha küçültme ve büyütme gibi yöntemler kullanarak veriyi artırıyoruz. Daha sonra da derin öğrenme ile öz nitelik çıkarma. Yani buradaki öz nitelik nedir? Görüntünün üzerindeki bir yapı olabilir, bir şekil olabilir, bir renk olabilir. Ve bu öz nitelik çıkarımlarıyla aslında bunları kullanarak bir benzetme kullanacağız. Dolayısıyla bunlar yardımıyla bir arama tablosu oluşturuyoruz aslında. Biz buna lookup table diyoruz. Ama biz arama tablosu oluşturuyoruz. Ve bunlar oluşup bir yerde aslında birikim oluyor. Biz bunları kaydediyoruz. Daha sonra çevrim içi aşamasındaysa herhangi bir kulak zarı geldiği durumda, kulak zarı görüntüsü geldiği durumda bunu sorguladığımızda yine bir ön işlemden geçirilmesi gerekiyor. Yine o kulak zarının olduğu kısım alınıyor. Daha sonra yeniden bu derin öğrenmeyi kullanarak öz nitelik çıkarmayı kullanıyoruz. Ve bu çıkardığımız öz niteliklerin daha önceki çıkarılanlarla arama tablosundan en yakın hangisi ise onu bularak görüntüleri doktora ya da pratisyen hekime karşısına çıkarıyoruz. Bu da şunu sağlıyor aslında, bu benim gördüğüm görüntü diğerlerinden hangisiyle daha çok benzer? Dolayısıyla buradan eğer hepsine benziyorsa ya da daha önceden getirilen verilerde hangi sınıflar varsa o sınıflardan hangisine benziyorsa buna daha çok benziyor. Demek ki buymuş gibi bir ya da işte benzerlik kurarak bir kolaylık sağlamasını hedefliyor. Bunun dolayısıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda aslında veri setimizi biz 10 eşit parçaya bölerek her birini denemiş oluyoruz aslında. Tüm veri setimizi deniyoruz ve ortalama olarak %88 başarıyla bir sınıflandırma yaptığımızı görüyoruz burada. Tabii ki efüzyon normal ve tüp olmak üzere 3 bölümden oluşmaktaydı. Bunlardan en iyisini tüp gösteriyor çünkü onun yapısı ve mesela renkleri ve oluşturduğu yapı biraz daha belirgin ve daha çabuk, daha iyi sonuç veren bir yapı. Dolayısıyla tüp burada en yüksek oranı gösteriyor. Diğerlerinde bir sonraki normal, en sonra da efüzyon. Efüzyon biraz daha zor bulunan bir
hastalık türü. Sonuçlarımıza bakacak olursak biz 454 kulak zarı görüntüsüyle sistemimizi eğittik. Tabii bunun yanı sıra görüntü artırımı da yaptık, veri artırımı da yaptık. Sistemin ortalama %80 başarıyla ve %5 standart sapmayla çalışmakta. Bu ne demek? Diyelim ki bir görüntü verildi ve 5 tane görüntü getirilmesi istendi. Buna en yakın 5 tane görüntü. Bunlardan 4 tanesini doğru bir şekilde bulabildiğini gösteriyor. Bazen tabii ki yani bu ortalama bir oran. Bu %100 başarı da verdiği oluyor. %75 başarı da verdiği oluyor ama %80 oranla biz bunu sağlayabiliyoruz. Ve önerdiğimiz sistem başka konularda içerik tabanlı görüntü erişiminde kullanılabilecek bir örnek de oluşturmuştur. Yani biz burada 3 tane sınıf için yaptık ama bunu 6 sınıf için yeterli veri olduğu takdirde 6 sınıf için veya daha fazla sınıf için de yapılabiliyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sema Hanım. Sema diyorum, pardon. Burada araya Atatürk'ün bir sözünü ilave edecektim. Onun için karıştırdım. Güzel bir cümlesiyle Atatürk'ün konuşmanıza devam edeyim. Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener. O halde halkı aydınlatmak lazımdır. 1923'te söylemiş. Ve sizler yaptığınız çalışmalarla bunu daima teyit ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki aşamalarınız ne olacak? Nasıl bir çalışma düşünüyorsunuz? Bundan sonra aslında tanıtım sırasında da bahsetmiştiniz. Şu anki bir çalışmamda iki kulak zarına bakarak bir sınıflandırma yapmak. Yani bir kulak zarıyla sadece sınıflandırma değil de her iki kulağı kullanarak yaptığımız her iki kulak zarının görüntüsünü kullanarak yaptığımız bir çalışma var. Dolayısıyla bir sonraki aşamada daha başka hangi mesela ikisini kullandığımızda daha iyi bir başarı mı elde ediyoruz? Bir kulaktaki rahatsızlık aslında diğerinde bir etkisi var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra aslında kulakla sadece görüntü değil, mesela doktorların kullanabileceği bir doktorların erişiminiyle mesela öncesinde ve sonrasında bir eğitim oluşturarak mesela intra ve inter çalışmasıyla aslında bir doktorun eğitimiyle gerçekten şeyleri bilebiliyor mu? Eğitim sonrasında yani bizim oluşturduğumuz bu görüntü eğitimleri sonucunda doktor ne kadar başarısı artıyor gibi çalışmalarımız devam ediyor üzerine. Bu konuyla ilgili Türkiye'de benzer çalışmalar var mı? Evet, bir çalışma daha var. Türkiye'de bir çalışma grubu daha var. Aslında onların şöyle bir şey oldu. Mesela bizim burada veri sıkıntımız biraz fazla, siz de biliyorsunuz, biraz yavaş ama daha hani insanların, hastaların birçok dertleri dinlenerek aslında cevap veriliyor. Ama Türkiye'de biraz daha hızlı oluyor bu süreç. Türkiye'de yapılan çalışmalardan birinde çok daha kısa sürede çok iyi sayıda, çok yüksek sayıda veri alabilmişler. O yüzden orada da yapılan çalışmalar var aslında. Oradaki hocalarla da zaman zaman irtibata geçtiğimiz oluyor. Çok teşekkürler. Aslında epey soru var fakat programımızın zaman çerçevesi içinde burada bırakıp sözü Gökhan Bey'e devireceğim. Tekrar çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar bana bu imkanı sağladığınız için. Sağ olun. Günler. Evet, çok teşekkürler Sayın Seda Çamalan'ın.
güzel bilgiler için. Ben bütün konuşmacılara çok teşekkür etmek istiyorum. Programın sonuna geldik. Sayın Büyükelçi Ertuğrul Apakan'a, Sayın Doçent Doktor Hande Özdinler'e ve Sayın Doktor Sema Çamalan'a değerli katkıları ve konuşmaları için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizimle bugün birlikte olan ve bu programı dinleyen bütün katılımcılara da çok teşekkür ederim. Sorular için de çok teşekkürler. Hem sorularla hem de verilen değerli bilgilerle çok güzel bir şekilde Atatürk'ü bilim çerçevesinde almış olduk. Ben yine programı Atatürk'ten bir alıntıyla kapatmak istiyorum. O şekilde açmıştık programı. Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derecede gerekli ve kıymetlidir. Her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlamak için şunu söyleyeyim ki bilim ordusu ölen ve öldüren birinci orduya niçin ölüp niçin öldürüldüğünü öğreten ordudur. Şimdi başladığımız gibi Gökhan Bey'le gene evet. Atatürk'ün sözüyle ve bu kez de Atatürk'ün halkçılık ilkesini de temel alan bir söz seçtik. Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve aydınlarımız niçin yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice kararlaştırmalı. Onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli. Onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. 1923. Bugün bin kez daha bu sözler bizim rehberimiz. Bütün bu programda sunulan, paylaşılan değerli bilgiler, açıklamalar. Ben de Gökhan Bey'e katılıyorum. Başta tabii ki Büyükelçimizin bu önerimi kabul etmesiyle bütün bu enerji ve bu bilgi birikimi ortaya çıktı. Minnettarım, saygılarımla Büyükelçim. Hande Hanım, siz gerçekten bilim anlamda Atatürk'ü bilim rengisine oturttunuz. Seda Hanım, siz gerçekten bize genç ve yeni teknoloji bilim açısından aydınlatıcı ve ümit verdiniz. Geleceğin parlak, aynen Hande Hanım'ın, Hande Hoca'nın izinden gidiyorsunuz. Ben aynı zamanda Selim Bey'e, tekrar Gökhan Bey'e, bizim ATA UN Committee, UN Relation Committee'ye çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. İleride gene benzer bu güzellikte, bu içerikteki programlarda birlikte olmak dileğiyle. Teşekkürler hepinize. Saygılar. Evet, çok teşekkürler. Herkese iyi bir gün dileriz. Tabii ki iletişime devam etmek üzere. Program burada bitiyor ama asıl iletişim bundan sonra başlıyor. Bu bilgiler, bu birikimle. Tekrar teşekkürler, saygılar.